...önce Müslüman olup savaşa katılmak ister... ...bunun üzerine zırhını giyer... ...ve atına binerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelir... ...der ki Ya Resulallah... ...önce savaşayım mı yoksa Müslüman mı olayım... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...önce Müslüman ol sonra savaş buyurur... ...Amr bin Ukaiş Radiyallahu Anh... ...Müslüman olur ve savaşır... ...nitekim savaşta da şehit olur... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine az işledi, çok kazandı, çok mükafatlandırıldı der. Efendim şehitlik az amele çok mükafat demektir. Nitekim Amr bin Ukayş radiyallahu an bir vakit namaz dahi kılamadan şehadet şerbetini içmişti. Şehadet canın Allah'a arzıdır. Peygamberlerle haşr olmaktır. Şehadet Cenab-ı Hakk'ın katında canın cennet karşılığında satın alınmasıdır. Ne güzel müjdedir bu. Canın cennet karşılığında satın alınması. Rabbim bizi şehitlik mertebesine erişenlerden eylesin ve şehit olanların şefaatine nail eylesin. Peki şehadet deyince ne anlamalıyız biz? Şehitlikten ne anlamalıyız? İşte bugünkü Sahur Sevinci programında bu konuya değineceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Efendim bugün çok kıymetli ve değerli hocalarımız bizimle birlikte. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız ve sanatçı Ammar Acarlıoğlu bizimle birlikte olacaklar. Ama evvela bir Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyelim. Kalplerimizin ve gönüllerimizin pasını silelim. Sonrasında kıymetli hocalarımızla birlikte muhabbetimize başlayacağız. Kur'an-ı Kerim tilavetini Defterdar Tahir Efendi Cami İmam Hatibi Yunus Türkoğlu hocamız gerçekleştirecek. Cenab-ı Kur'an-ı Azimuşşan şöyle buyuruyor. Es-sa'idu bismillah. Ve izâ kuri'el Kur'an festemi'û lehu ve ansitû le'allekum turhamûn. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Hicri 1445, Miladi 2024 yılının 24. sahurunun sevincini ve heyecanını sizlerle seyircilerimizle birlikte yaşamak üzere. Vav wow, Televizyon ekranlarında Sahur Sevinci programında beraberiz. Efendim bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok kıymetli ve değerli hocalarımız bizimle birlikte. Evvela Kur'an-ı Şan'ı şanlı yaraşır bir şekilde tilavet ederek kalplerimizin ve gönüllerimizin pasını silen Yunus Türkoğlu hocamız bizimle. Değerli hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız hocam? Sağ olun. Allah razı olsun. Allah daha iyisin. Rabbim sağlık, afiyet versin. Amin. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız, misafirimiz. Değerli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Hamdolsun. Siz neredeyse? Elhamdülillah hocam. Sizi gördük daha iyi olduk. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sanatçı Ammar Acarlıoğlu abi bizimle birlikte. Değerli abim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş Nasılsınız abis, abi iyisiniz? Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah sizi gördük daha iyi olduk. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ederim. olun. Kıymetli hocam Ramazan-ı Şerif'in 24. savurundayız. Çok hızlı bir şekilde geçiyor. Artık sayılı günler kaldı. Hı -hı. Bu Ramazan mektebinin, ikliminin, mağfiret ayının bitmesine. Tabii gönüllerimizde de gazze malum yaşanan soykırım ve vahşet var kırmızı çizgimiz bizim Gazze'miz hocam, Kudüs'ümüz, Mescid-i Aksa'mız. Ama oradaki soykırım ve vahşette gönüllerimizi hüzünlendiriyor, mahzunlaştırıyor. Dolayısıyla bir yandan Ramazan-ı Şerif'te üzerimize düşen vazifeleri yapmaya çalışıyoruz ama akıl ve kalp oradaki kardeşlerimizle. Bu bağlamda Ramazan-ı Şerif'iniz nasıl geçiyor, neler hissediyorsunuz değerli hocam? Çok teşekkür ederim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin el amin Rabbena atina min ledunka rahmeten ve hey lana min emrina raşada. Tabi zor günler ama hani eskiden bir ezgi vardı. Hayat, iman ve cihat evet. Alnımızın yazısı diye. Müminler bunu önden satın almış durumdalar. Bizler bunu önden satın almadığımız için e, bizde şok edici bir etki oluşturuyor. Aslında bu hak batıl arasındaki tarihin başından itibaren var olan bir çatışma. Evet. Yani Hz. Habil'i Kabil'in öldürmeye kalktığında da aynı çaresizlik vardı. Geldi ona dedi ki, seni ben Kesinlikle katledeceğim. O da dedi ki, le basatta taktuleni. Sen elini uzatıp da beni katletmeye girişsen, ma ana bi basatin yediye ileyke Ben kaldırıp elimi seni öldürmeye yeltenmem. İnni ahafullaha rabbel Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. Süreç böyle başladığı için böyle de ilerliyor. Evet. Ve böyle de devam edecek. Dolayısıyla biz eğer süreci Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği şekilde ta Akabe'de biat için gelenlere bile Hz. Peygamber'in amcası o esnada Müslüman da değil üstelik hatırlattı dedi. Bu sadece bir iman ediyorum meselesi değil. Yani iman ediyorsunuz güzel. Peygamberi beraberinizde götürmek istiyorsunuz güzel ama bu orada kalmaz. Araplar üzerinize gelir. Gelir sizinle savaşırlar onu koruyabilecek misiniz? Burada davet ederken, burada ona iman ederken bu işin hemen bir adım sonrasının savaşa çıktığının farkında mısınız? Neden böyle oluyor? Çünkü küfrün karakterinde tahammülsüzlük var. Küfür iddia ettiği gibi öyle başkalarına tahammül eden, efendim farklılıklara saygılı tarih boyunca da hiç olmadığı Bugün de değildir, kıyamete kadar da olmayacaktır. Dolayısıyla hani siz raculun ihtara li nefsihi dinen adam kendisine bir din seçmiş demezler. Evet. Derler ki bizden her eksilen kişi karşı tarafa iman eden her kişi bizden her eksilen bir kişidir. Medine'de siz iman edince Mekke'dekiler durmaz, üzerinize gelir ve sizinle savaşırlar bunu önden satın almanız lazım. Bunu önden iyice bilmeniz lazım diye meseleye bir uzun uza diye giriş yaptı. Orada bulunan Elbera bin Marur ki Medinelilerin ileri gelenlerindendi. Artık bir yerden sonra dayanamadı. Dedi ki yeter ey Abbas bizi savaşla korkutamazsın. Varithnaha kabiran an kabirin biz savaşmayı atalarımızdan da öyle miras gibi aldık. Yani başkaları atalarından mal miras alıyor. Biz on yıllardır hep zaten savaşıyoruz. Bizim gözümüz savaşla korkutamazsın. Biz zaten iç sürekli evs hazret Yahudilerin kışkırtmasıyla savaşıyorlar. Biz bunlarla korkmayız. Sen hele aradan çekil de biz biat edelim Allah'ın Resulüne. Dolayısıyla iman etmenin hani Başı da böyledir. Evet. Ortası da böyledir. Ve sonu da böyle gelir. Hiçbir zaman Cenab-ı Hak bizlere hani böyle kolayından bir cennet vaat etmemiştir. O değil mi ki dedi ki em hasibtum en cennete siz yoksa sandınız ki cennete gireceksiniz. Ve lemme ye'tikum metelul lezine min kablikum. Öncekilerin başlarına gelenler sizin başınıza gelmeden onların başlarına neler geldi? Sıkıntılar, düşmanlıklar, savaşlar, peygamberler bile savaşın ortasında Meta Nasrullah diye depremlere, sarsıntılara uğratıldılar. Dolayısıyla bize Gazze'deki durum ve içinde bulunduğumuz bu mübarek ay bunu adım adım aslında öğretmeye başladı. Biz evet. başladık. Bazılarımız duyarsızlaşmaya doğru bunu kaydırıyor. Seküler hayattan kopmaksızın kopmamak üzere bu hadiseyi artık hani tabiri caizse vurdum duymazlığa veriyor. Böyle olmamak için çok ciddi e, tedbir almalıyız. Bazılarımız da ya zaten bu iş böyleymiş yani. Gazetede de öyleymiş. Yüzyıllardır böyle. Ve Anadolu'da da böyle. Yani yüzyıllardır böyle. Şunun şurasında Yüzyıl evvelinde Anadolu'da da aynı durumu yaşadık. Dolayısıyla madem ki küfrün karakteri, küffarın karakteri tahammülsüzlük üzerine kurulu, değil mi ki siz Allah'a iman ettiniz, o zaman biz illa sizi yok ederiz, ortadan kaldırırız diye böyle azmediyor. Ki Gazze bugün en çok bize bunu öğretti. Evet. Dünyanın gerçek yüzünün, gerçek yüzünü deşifre etti. Bak artık kendilerinden bile ölenleri umursamıyorlar. Değil mi ki oraya gittiniz? Değil mi ki yardım için gittiniz? Değil mi ki siz de iman etmişsiniz, gitmişsiniz, aralarına katılmışsınız? Bizim kanımızdan da olsanız, bizim canımızdan da olsanız siz de ölmeyi hak ediyorsunuz diye oradaki hani e, kendi canlarından insanları bile umursamıyorlar demek ki küfür hiçbir zaman bu, bu karakterinden vazgeçmedi, değişmedi. Hazreti Salih kendisine bazı kimseler iman edip bazı kimseler iman etmeyince kavminin iman etmeyenlerine dedi ki yani la taqudu bi kulli siratin tu'idun ve tasuddun an sabilillah. Her yolun başına kurulup insanları dinlerinden çevirmeye, zorlamaya, baskılamaya kalkışmayın. İn kana taifetun minkum amanu. Sizden bir taife iman ettiyse diyor ursil benimle Allah'ın gönderdiği şeylere o taifetun lem yu'minu bir taifede iman etmediyse bu onların tercihi. O zaman ne yapalım? Fasbiru böylece sabredelim. Kur'an'da nice ayet intaziru inna ma'akum muntazirun. Bekleyin, hep beraber bekleyelim. Bir kısım insanlar tercihlerini böyle yaptılar. Femen şa'a yu'min. Bir kısım insanlar da o men şa'a Yaradanı yok saymak üzere bir hayat tarzı seçtiler. Olabilir bu imkanı sunan yaratıcının kendisi öylece herkes yoluna devam etsin deyince ''Kalellezine <laughs> istekbaru'' müstekbirler o iman etmeyenler. Dediler ki hayır öyle olmaz. ''Lenukhricenneke ya şuaybu ve lezine amenu min Ey şuayb seni buradan sürer göndeririz. Burada yaşamaya devam edemezsin. Ve seninle birlikte iman edenler de öyle. Ev yahut le te'udunne fi milletine. Yahut bizim inancımıza, bizim tercihlerimize siz de uymak zorundasınız. Burada yaşamak, malınızın, mülkünüzün, tarlanızın başında kalmak istiyorsanız, çoluk çocuğunuzla burada olmak istiyorsanız, o zaman bizim inancımıza geri dönmek zorundasınız. Biz sizi bu yeni, yeni, yani tek bir ilah var inancı üzere. Müslüman olarak burada yaşatmayız dediler. Dedi ki Yani dedi zorla mı olacak bu iş? Biz istemesek de mi? Evet. Küfür karakterinde bu vardır. Baskı uygular, evet. zorlar yerinden yurdundan sürer çıkartır. Tek bir seçenek bırakır. Ya bendensin ya da karşımdasın. Seni Yok edeceğim, seni sana varlık hakkı tanımayacağım. Vatanını, yurdunu, memleketini, yer altı, yer üstü zenginliklerini hepsini gasp ederim. Bunu kendisine hak görür. Çünkü kendisi üstün bir yaklaşımdan bakıyor. O yüzden Afrika'yı sömürüyor. O yüzden Orta sömürüyor. O yüzden ileri karakolunda bugün her türlü vahşeti yapıyor. Ve kendilerine soru yönelttiğinde de yönetildiğinde, söz geliyorum Amerika'nın sözcüsü, Son derece pişkin bir e, karşılık veriyor. Umursamaz bir tavır takınıyor. Bunların hepsi üzerimize hani ne öğretti neler yaşatıyor derseniz evet. bir kabus gibi çöküyor ama bir o kadar da hani bu bizim gerçeğimiz diyoruz bir yandan. En azından yeni gelen kuşaklarımız gerçeğimizi yeniden gördüler. Batı'nın o yalancı nahnu Biz ıslah edeceğiz efendim şeyini yırttılar. Ela innahum humul mufsidun. Hayır. Asıl fesatçılar onlardır. Afrika'da yaptıklarını, Orta Doğu'da yaptıklarını, Uzak Doğu'da yaptıklarını gün yüzüne çıkaran bir turnusol kağıdı gibi. Aklım hocam Uhud Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabın o dağa çekildikten sonra Ebu Sufyan gelip diyor ya işte Muhammed öldü mü? Ebu Bekir öldü mü? Ömer öldü mü diye seslendikten sonra Hazreti Ömer çıkıp da artık dayanamayıp çıkıp diyor ki Muhammed de hayattadır, Ebu Bekir de hayattadır, Ömer de hayattadır deyince diyor ki ey Ömer işte gördün mü diyor bak şimdi ödeştik Hı. demesine karşına Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki hayır Ebu, Ebu Sufyan senin bilmediğin bir şey var sizin ölüleriniz cehennemde bizim ölülerimiz ise cennettedir diyor hocam. İşte mevzu burada. Onların da bilmedikleri bir şey var hocam. Biz Müslümanlar olarak zaten ölümlü bir hayatın idrakindeyiz elhamdülillah. Ki oradaki Gazze'deki kardeşlerimiz de bunun, bunun bilincinde olarak öyle bir iman ortaya koyuyorlar ki ölümleri yani şehadetleri dahi başkalarının hidayetine vesile oluyor hocam. Çünkü buna inanarak da hayatlarını sürdürüyorlar. İşte onların idrak edemedikleri hususta bu. Ammar abi sizin nasıl geçiyor Ramazan-ı Şerif'iniz? Siz neler hissediyorsunuz Allah, abi e, bu konuda? Yani Tabii ki hep söylediğimiz o eski Ramazanlar e, klasik cümle vardır ya e, sorduğumuz. Aslında her şey eski yerli yerinde ama hani e, dünya çok hızlı değişiyor. Gündem çok hızlı değişiyor. İnsan buna bağlı olarak çok hızlı değişiyor. E, hocam Allah razı olsun çok güzel ifade ettiler. Yani yaşadığımız çağın içerisindeki evet. o e, küfrün nasıl bir saldırganlığıyla alakalı. E, çağ yansımasını e, Tabii biz de haliyle bu süreç içerisinde e, ben 5 Ekim günü kudüsten İstanbul'a geldim yani hı. duygularım çok taze e, olarak hı. ben bu işe e, gündeme dahil oldum e, yaşım aşağı yukarı 40'a geldim e, bu süreç içerisinde hı. doğduğumdan beri bir Filistin davası bir Kudüs davası ve buna bağlı olarak eylemleriyle ezgileriyle kulağımıza çalınan üflenen bütün sedalarıyla bu işin her zaman meydanında ve merkezinde olmaya gayret ettik. Ramazan bu mevsimin içerisinde bir dönem. Yani aslında bizim kalbimizin bir yanı bu yürek coğrafyamızda her zaman bu burukluğu yaşamamız gerektiğine inanıyorum. Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın böyle bir işgal altındayken Ramazan ya da herhangi bir mevsimde olmamızın bir şeyi değiştirmediğini düşünüyorum. Bizlerin Müslümanlar olarak yani Müslüman kelimesinin altını çizerek e, bu duyguyu bu duyarlılığı belki kanıksadığımız için yüreğimizin hop oturup hop, hop kalkmadığı bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Oysa anlık belki şu an gelişen bir olay olmuş olsaydı e, Kudüs mevzusu hani bizim çağımıza böyle bir dönemde işgalin ilk başladığı gün olmuş olsaydı belki duyguların çok taze olduğu bir süreçle insanların bu intifaya daha e, kulak kabartacağını düşünüyorum. E, Ramazan bu buruklukla yani açık söyleyeyim e, her iftar ve sahur sofrasında her dost buluşmalarımızda işin gücün telaşın içerisindeyken Ramazan mevsiminin vermiş olduğu Gazze'deki kardeşlerimiz acaba bunlara ulaşabiliyorlar mı? Gıdayı geçtim. Temiz evet. havaya ulaşabiliyorlar mı? Gökyüzünü berrak bir şekilde görebiliyorlar mı? Yeah. Ben baharcı bir insanımdır. Yani baharı çok seven, çok özümseyen o toprağın, çimenin, yeşilin kokusunu o kısacık anda içime sürekli çekip de bir yıl boyunca onu bekleyen bir yapım vardır. Bu kokunun dahi hasretliği içerisinde çünkü sürekli barut, enkaz ve bir grilik içerisindeler. Ee, ...hani nimet yoksunluklarını sayacağımız zaman çok fazla şey belki evet. sıralayabiliriz. Ee, bize çok şey öğretmesi lazım. Yani bu Ramazan'ın bize öncelerde hatırlarız Ramazan iklimindeyken bir saldırı düzenlenirdi, işgal düzenlenirdi. Gazze'ye ya da evet. Filistin bölgesinde veya dünyanın mazlum ülkelerinden birine. Ee, biz buna belki alışmıştık ama Ramazan'a bu şekilde giriş işte önümüzdeki hafta artık bayram sürecine gireceğiz... Kimileri cennette bayramını inşallah kutlayacak. Dileğim odur ki şu sahur vakti, şu seher vakti Rabbim inşallah zalimlerin bir an önce layığını bulmasını. Hani ihalet etmek istemiyorum hocam affınıza sığınarak. Bizlerin eliyle bunun gerçekleşmesini tamam. istiyorum. Çünkü bu imtihandan kasıt. Öfkemiz ayrıca bu tarafta dursun ama bu imtihanı bu şekilde... Hani yüzümüz ak olur diye düşünüyorum. Çünkü evet. her iftarda ve sahurda karnımız doyuyor. Ee, toprağın içinden unları toplayarak iftar ve sahur yapmaya çalışan bir Müslüman kardeşlerimizden bahsediyoruz. Bunun altını çizmek istiyorum. İnşallah biz de bu şura vakıf oluruz ve İnşallah. buna layık oluruz abi. İnşallah. İşte kendimizi silkeleyip ne eksiğimiz varsa ne hatamız varsa onu düzeltip gerçekten ifade buyurduğunuz gibi yani oradaki kardeşlerimize dokunabilmek, onların yaralarını sarabilmek anlamında e, üzerimize düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirebiliriz. Bu anlamda çok eksiğimiz var çünkü. Değerli hocam şimdi e, İslam'ın ilk şartı kelime-i şehadet. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine ve kul olduğuna bir şahitlik ediyoruz biz kelime-i birlikte nitekim insan da bu vesileyle bu şekilde Müslüman oluyor hocam. Müslüman diyoruz. Şimdi evvela meseleyi buradan anlayacak olursak, en başından alacak olursak daha doğrusu biz. Buradan şehadeti nasıl anlamalıyız değerli hocam? Tabi şehadet aslında tanıklık dediğimiz. Yani görgü tanıklığı gibi orada da aynı kelime. Cenab-ı ve akimuş şehadete lillah. Şehadeti Allah için yapın. Yüksünmeyin. Gördüğünüz bir hadiseyi gidin mahkemede ben şöyle gördüm, böyle gördüm diye ifade edin. Size gözü veren Cenab-ı Hak. Olaya tanık eden Cenab-ı Hak. Hani kendinizin değil ki diyesiniz ki ben yapmayacağım. Bunun hakkı. Şimdi bu tanıklık içerisinde şurada gördüğünüz bir adli olay. Yahut şurada gördüğünüz bir hadiseyi bile dürüstçe ikrar etme sorumluluğunuz var. Evet gördüm evet. araba geldi çarptı. Evet gördüm biri geldi şöyle yaptı diye. Bunu dile getirme hakkın e, sorumluluğunuz var. Allah Azze ve Celle diyor ki en büyük tanıklığınız da, en büyük tanık olduğunuz şeyde alemin bir yaratıcısı olduğu yer şeydir. Şehid Allah'u ennehu la ilahe illa huve vel ve ulul bil Allah şehadet eder. Melekleri ve biz kendilerine cenab Hakk'ın ilim verdiği çünkü Hz. Adem ve Hz. Adem'in çocukları bu ilmi kesbedebilme, edinebilme fıtratıyla yaratılıyor. Nasıl evet. gözlerle, nasıl kulaklar ile ve göz ve kulaklarla sağladığı verileri topladığı kalbiyle. Bu sadece gözlem yoluyla olan görülen değil, gözlemin de beslediği, kulağın da beslediği ve bu verilerin toplanıp kalp ile şehadet ettiği bir gerçeklik. Ve en büyük şehadet ettiğimiz yani en açık, en belirgin olan şey ne? İçinde bulunduğumuz ortamda tanık olduğumuz dersek Allah'ın varlığı, ve birliği ondan gayrı biriyle olmadığı var eden kudret. Çünkü biz varız. Yaşıyoruz. Evet. Etrafımız muazzam bir nizam üzere sistem barındırıyor. Mikroda da sistem barındırıyor, makroda da sistem barındırıyor. Sadece sistem değil, estetik aynı zamanda güzellik barındırıyor. Bir sanat eseri. Biz buranın içerisinde hazır, çalışır bir bedende gözümüzü açıyoruz. Makine çalışıyor. Dengelerini ayarlıyor, kan dolaşımını yapıyor. Şu maddeden üretiyor, ötekinden üretiyor. Birinden biraz eksik üretse doktor bakıyor diyor ki aman Allah'ım sizin ilikler işte az üretiyor. Şöyle destek olalım bilmem ne yapalım. Yani çalışır bir beden içerisinde ve çalışır bir ortamda dengesi kurulmuş. Cenab-ı Hak diyor ki arafa, اَرَفَعَا وَوَضَعَ الْم۪يزَانِ Göğü kaldırdı, dengeyi kurdu en la tetgav fil Sakın ha dengeye dokunmayın. Dengeyi bozmayın. Ve la tufsidu ardi ba'de ıslah ya. Allah arzı ıslah etmişken siz bozmayın çevreyi, ortamı, havayı, suyu. Şimdi böyle bir yerdesiniz ve her şey ve size müsahhar kılınmış. Maydanozundan çiçeğine, bitkisine muazzam güzellikler seyrediyorsunuz. Evet. Yani bu öyle sıradan basit bir şey değil. En kafiri bile tabirimi caiz görün. Burada bir sene daha fazla yaşayabilmek için o kadar çok şeye başvuruyor ki. Yani sağlık tedbirleri alıyor, sürekli check-up yaptırıyor. Öyle hani ya rastgele, sıradan, kör ve karanlık yönetilmeyen bir süreçte işte, kazara ortaya çıkmış bir hayat işte. Ne anlamı var demiyoruz. Hepimiz bu uğurda Hatta birbirimizle tarih boyunca da böyle daha fazla toprak kazanayım, daha fazla mal kazanayım, daha fazla imkan kazanayım diye bu hayat uğruna kapışıyoruz. Gözümüz hep daha fazlalarında. Evet ve bu odakta yani evet. özellikle sadece buradan ibaret bakanlar açısından. Demek ki beğeniyoruz değil mi? Kafiri de mümini de beğeniyor. Dolayısıyla bu beğendiğimiz muazzam sistem içerisinde bir sene daha fazla soluk alayım diye bu kadar debelenirken, uğraşırken 40 yaşlara geliyor, spora başlıyor, koşturuyor, kulübe katılıyor. Niye? Ya yani 60'ında gitmeyeyim, 65'te gitmeyeyim de 70'e, 75'e biraz daha uzun kalayım. Adam 80 yaşamış duyunca o ne güzel falan diyoruz, iç geçiriyoruz. Hani biz de o kadar yaşar mıyız 90 falan. Şimdi bu bahsettiğimiz göz alıcı güzelliğin içerisindeyiz ve biz de bir parçasıyız. Ve biz var edeni yok sayıyoruz. Varlıkla içeyiz zaten. Ve biz bir parçasıyız. İlim barındırıyor. Evet. Muazzam ilim barındırıyor. Bu kadar üniversiteyi kurmuşuz. Bunlar bilim mi üretiyorlar? Hayır. Var olan bilimi kağıda döküyorlar. Yani hücreyi açıyorlar, işleyişe bakıyorlar, bu tarafta yazıyorlar. Bütün makaleler bile bugün hala öyledir. Evet Açar, bakar bir, bir tane daha oradan fazla bilgi çıkarıp buraya döktü mü aferin derler ona. Öteki uzaya gözlem yapar. Orada ufacık bir şey fark etti mi mini minnacık bir işleyişteki sistemi oraya kağıda düşürür. O da yine bilim yapmış olur. Varlığımızdan beri etrafı ilmek ilmek bilgiyi çıkarıyoruz. Ve derseniz ki neredeyiz? Daha işin başındayız. Hani ortam temiz böyle giriyorlar ya silahlarıyla Bitirip çıkıyorlar burası temiz diye. Öyle bilgiyi tamam buradaki bilgiyi bitirdik. En küçüğü atom hallettik burayı. Şu kadar basit bir yapıymış diyemedik. İçeride evet. kaldık. Orada kaldık yani. Önümüze yeni bir dünya çıktı. Fiziğin de işlemediği yani akıl alır gibi değil ve biz orada dağıldık. İşin başındayız. Maddeyi maddenin varlığını, zamanı hızı, yerini değil mi parçacık mı yoksa dalga mı karıştırdık? Şimdi böyle bir ortamdayız ve bu kurulu sistemi Kur'an'ı gözardı etmekten söz ediyoruz. Sistem zaten kurulu ve biz ya. bir parçasıyız. Dolayısıyla en büyük tanıklık var edene dair tanıklıktır. Çünkü buradaki her şey ona işaret eder. Evet. O yüzden her şeyin adı burada ayettir. Her şey ayet demek, gösterge demektir var edene işaret eder. Kendisi varlığıyla, yoktan varlığıyla. Çünkü asıl olan yokluktur. O yüzden batıda derler ki why there is something? Niçin bir şeyler var? Rather than nothing. Olmamaktansa neden var? Önce onun bir cevabı. Önce bunun bir cevabı. Olmamaktansa neden var? Bir de var ve bir de sistematik üzerine üzerinde bir hani öyle bir şey yığını değil. Yani varlık yoktan var ama böyle bir kum yığını gibi saçma bir şey değil. Muazzam bir sistem üzere. Dolayısıyla hem neden varlığını burası bir tanıklık hem de var olanın bu kadar muazzam bir güzellikte ve sistemde oluşunu. Cenab-ı Hak bu çıkış noktasını em min gayri şeyin hiçbir şeyden mi yaratıldılar? Bu yokluktan varlığa geçişimiz emhumur <laughs> humul sonra var olanı da onlar mı yarattılar bu bilgiyi, bu ahengi, onlar mı sisteme sağladılar? Bize soruyor. Evet. Her ikisinde de hayır biz yapmadık. Ne yokluktan biz var ettik ne de var olan bu bilgiyi biz sağladık. Hayır şu an bile yeni yeni öğreniyoruz. O zaman var eden ilmiyle, kudretiyle, gücüyle bunu ortaya koyan kudret bu alandaki, bu ortamdaki en belirgin şey ve en açık şehadetimiz. O yüzden... Hazreti İbrahim Aleyhisselam ben yüzümü gökleri ve yeri var edene döndüm dedi çıktı. Yeah. Gökler ve yer içeceğim ben kim burayı kurduysa hani diyor masayı kim koyduysa o toplasın. Evet. Orada nasıl aklediyorsun önünde bir masa varsa biri getirdi değil mi bunu kordu tabak var tas var şey var evet. su var. Cenab-ı Hak diyor içtiğiniz su yediğiniz yemek hepsi sizin... <laughs> Her ne ihtiyacınız varsa hepsi elinizin uzandığı yerde. Su orada, yiyecek orada, içecek orada değil mi? Gök korunaklı, atmosfer korunaklı. Her bir keşfettikçe aman Allah'ım bu da olmasaymış biz burada hiç olmazmışız dediğin değil mi? Işınları keşfediyorsun sonra atmosferdeki koruyucu bölümleri keşfediyorsun. Her birini öğrendikçe hepsi senin lehine bu bulunduğun ortamda sana bu hayatı bu kadar muazzam, kritik bir denge üzere sağlayan kudret her şeyin iğneden ipliğe ona işaret ettiği bir kudret. Dolayısıyla sen her an tanıklığınla onun varlığına ve birliğine şehadet ediyorsun. Eğer ki o tanıklık olmasa zaten hocam diğer aşamalarda gelmiyor. Hani bir yani nakış gibi buna eğer ki tanıklık ettik tamam Cenab-ı Hak tanıklık edince Diğer vazifeler de geliyor peşi sıra sorumluluk oradan sorumluluk sonra oradan başlıyor. sonra başlıyor. ama zaten o yoksa ona tanıklık yoksa dolayısıyla Sorumluk sorumluluk da yok. da yok zaten tanıklıktan kaçmak da sorumluluk oluşmasın diyedir evet yani küfrün seçini seçeneği maksatlıdır garazlıdır ve amaca dönüktür yani sorumsuz olabilmek için tanıklıktan kaçınır vajah بِهَا وَاسْتَيْقَنَتَا usteykaneta Cenab-ı Hak yok saydılar ama içten içe yakinen farkındaydılar. Neden? İşlerine öyle geliyor. Evet çünkü sistem otomatik işliyor. Yani kulaktan gelen veri, gözden gelen veri içeriği dolduruyor. Kalp bağımsız çalışıyor. Kişiye dönüp diyor ki bunu illaki var eden bir kudret var. Sen yapmadın, ben yapmadım. Ama bu kalpte beliren bu tanıklığı dile getirmiyor. Dolayısıyla iman kalpte tanıklığın belirginleşmesi, ortaya çıkması değil... Bunun sahiplenilip dil ile ifade edilmesidir. Yoksa evet. o zaten orada e, apaçık belirginleşiyor. O yüzden her kafir yaratıcıyı elbette bilir. Zaten cürmü bildiği halde yok saymasındadır. Yok evet. saymasındaki motivasyonu ne derseniz sizin söylediğiniz olay. Sorumsuz kalabilmek için. Cenab-ı Hak bunu istikbaran fil ardi, o makrasye, yeryüzünde büyüklenebilmek ve kötü işler yapabilmek için. ya evet. Hocam aklıma yine Hazreti Ömer'le alakalı bir şey geldi müşrik hani ben inanmıyorum diyor ya Hazreti Ömer diyor ki tamam diyelim ki senin dediğin doğru diyelim ki senin dediğin doğru hani yok e ben diyor ne kaybederim bu konuda inandığım zaman diyor ve iman ettiğim zaman ne kaybedebilirim ama diyor benim dediğim doğruysa o zaman diyor sen kaybedeceğini ne, neler kaybedeceğini biliyor musun? Hani mesele de aslında dediniz ya sorumluluktan kaçmak diye hocam. Tam olarak mevzu o. Zaten o dönemki o cahiliye toplumu dediğimiz toplum da böyle bir toplumdu işte. Sorumluluktan kaçan, kendileri en üstün. Hani üstün ırk anlayışı da var ya bugün yine gazzeye o zulmü yapanlar da biz en üstün milletiz. Biz ne dersek o olur. Düşüncesiyle hareket eden millet işte işine geldiği gibi. İşten kıtırayım, sıyrılayım ben buradan diyen zihniyet yani dolayısıyla Ammar abi elhamdülillah büyük nimet abi. Gerçekten iman çok şükür büyük bir nimet. İşte idrakinde olabilmek lazım. Siz de Allah razı olsun. Ezgilerinizle bu konuya dair bizim gönlümüze ve kulaklarımıza hoş sadalar bırakıyorsunuz abi. Allah razı Eğer olsun. ki arzu ederseniz o hoş sadalardan da dinlemek isteriz. İnşallah tabii ki. <laughs> ne bahsedersiniz abi bize? Şöyle söyleyeyim. ya yani, Ben bunu kendi dünyamda hep böyle temaşa ederdim. Hocam şimdi söyleyince... Ee, ...benim için de biraz tasdiklenmiş oldu... Ee, ...görgü tanıklığı diye bir şey vardır işte... ...hani yaşadığımız hayat içerisinde... E, ...tanıklığı gizlemek de... E, ...bununla alakalı bir yaptırımı müeyyidesi var... ...yani hani yaşadığımız kanunlar çerçevesinde... ...baktığımızda... E, ...tanıklık olayları aydınlatan... ...bir bakış açısıdır bende... ...hep böyledir... İşte bugün Gazze'nin yapmış olduğu tanıklık... ...şehadet, şahitlik... Birleşmiş Milletler'in aslında hiçbir yaptırım gücünün olmadığını işte işimiz gereği hocamızın da sizlerin de sık sık ziyaret ettiği Avrupa ülkelerinin nasıl insan hayatına değer verdik özgürlükçüleri özgürlükçü bakış açılarının ne kadar aslında dar olduğunu kendi menfaatlerine dokunduğu yerde nasıl geri adım attıklarını ya da o kas katı kesilmeleri bunların hepsi o maskeleri düşüren bir şahitlik olayları aydınlatan bir sürece vardı. Evet. İşte şehit kanıyla bütün dünyayı uyandırdı ve ayağa kaldırdı. Yine az önce hocamızın e, bahsi açtığı mevzu gibi hayat nedir dediklerinde işte iman ve cihattır. E, benim de yıllarca büyüdüğüm eserle e, inşallah <laughs> Lütfen abi, hayat, iman e, ve cihat. Benim eserlerimden birisi değil ama hani e, hayat, iman ve cihat hepimizin bir eseri olduğu için çok eskilerden kulağımıza e, okunanlardan. <laughs> Şeref duyarız. Eyvallah. Allah razı olsun abi ağzınıza sağlık. Çok güzel. Sağ olun. Harika. Gerçekten abi. o kadar güzel bir eser yani, ki öyle. hocam. Çok. Eseri özetleyen böyle. İşte bizim o konuştuğumuz Gazze'deki kardeşlerimizi özetleyen evet. yüreklere dokunan müthiş bir parça ve gerçekten çok güzel seslendirilmiş. Allah razı olsun. Çok sağ olun abi ağzınıza yani, sağ olun. Yaşanmışlıkları tabii eseri değerli kılan yazıldığı hikayeleri. Şehit şehit diyor ya hani başka bir ezgimizde de her şehit bir adımdır zafere. Evet. E, bu ezgilerde bir zafer olduğunu düşünüyorum. Yani yüreği öyle dokunmuş ki kaleme ve notaya dökülmüş. E, bizlerin inşallah yıllarca bizden sonraki nesillerin de e, bu eserlerle inşallah hem hal olacağını ümit ediyorum, dua ediyorum. Çünkü bunlar diri tutuyor. Evet. Yani e, güzel bir söz vardır ezgiler için işte binayı harç gençliği marş yürütür diye. Ee, bu marşlar toplumları yürütecek, ilerletecek e, yakıt olarak düşünüyorum, görüyorum. İnşallah da öyle olur. İnşallah abi olsun. çok sağ olun. Ee, kısa bir aramız varmış kıymetli hocam. İnşallah aradan sonra devam edeceğiz. Kıymetli seyircilerimiz sahur sevinci programında kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. O güzel sesiyle kalplerimizin ve gönüllerimizin pasını silen Defterdar Tahir Efendi, Cami İmam Hatibi, Yunus Türkoğlu hocamıza çok teşekkür ederiz. Değerli hocam Allah razı olsun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydın hocamız ve sanatçı Ammar Acarlıoğlu abimizle birlikte şehitliği, şehadeti konuşmaya devam ediyoruz. Kıymetli hocam ilk bölümde güzel konulara temas ettik. Şimdi değerli hocamın okuduğu ayet-i kerimelerde Cenab-ı buyuruyor ki Es-sa'izu bismillah Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Ahmet bel ahya ve la la teşurun bilekis onlar diridirler fakat siz hissedemezsiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi şehitlik o kadar güzel bir mertebe ki yani Allah bize üssüp anlamında ölü demeyin onlara diye buyuruyor. Ölüler kelimesini kullanmayın. Onlar diri diyor zaten devamında. Buradan yola çıkacak olursak değerli hocam şehitliği bizim nasıl anlamamız gerekiyor? Yani şehitlik mertebesi nasıl bir mertebe değerli hocam? Tabii e, Cenab-ı Hakk'ın buna verdiği isim şehadet, önceki e, bölümde konuştuk. Tanıklık demek, farkındalık demek. Evet. Aynı şeyden Cenab-ı Hak bu kez onun uğrunda ölmeye böyle bir isim vermiş. Bayat <Sessizlik> minkom, Aranızdan şehitler edinsin. Ve bu süreçte ediniyor. Yani dünya dediğimiz bu hayatta. Cenab-ı Hak onu özellikle kendisi edinmekten söz ediyor. Yani birileri gidip ben kendim şehit olayım yapmıyorlar, yapamıyorlar. Cenab-ı Hak ediniyor. Böyle özenle onu alayım şehit olarak bunu alayım diye aranızdan demiş bir de minkum. Sizden şehitler edinsin. Allah'ın edinimi bu seçkisi. Bir Bunun, nasip işi. Cenab-ı Hakk'ın. ...bizden alması demek... ...aramızdan birilerini... ...seçiyor demek. Evet. Yani seçmesi de Cenab-ı Hak... E, ...hikmetsiz... ...hiçbir şey yapmaz. Ya Rabbi niye bunu dediğinizde... ...bir sebebi yok. Bu abes olur. Allah Azze ve Celle... ...hikmetle yapıyordur. Dolayısıyla da kulun buna uygun... ...düşen bir hali vardır. Kulun buna uygun düşen... ...bir durumu vardır. O yüzden... ...her kişi ölse bile şehit olmayabilir. Allah'ın evet. Resulü zamanında biri şehit olmuş veya öldürülmüş diyelim. Sahabe-i kiram diyor ki doğal olarak kendi aramızda dedik ki hani en lahu şehadeti. Yani mübarek olsun ne güzel şehit oldu diye. Bir baktık Allah'ın Resulü itiraz etti. Dedi ki enne şemle telleti asabaha yevme bedrin. Hayır dedi bel bilakis Hayber günü ele geçirdiği o örtü, bir, bir örtü, Araplar örtüyorlar Şam'la. Bunu Hayber günü taksime getirmek sizin iç etmiş. Leteşte'ilu aleyhi naran. Şu anda üzerinde alev alev yanıyor. Allah Allah. Allah. Evet. Dolayısıyla hani orada süreçte olsa, meydanda bile olsanız eğer Cenab-ı Hakk'a doğru bir yolculuğunuz, ona dair bir arzunuz, özleminizin bir parçası olarak gelişmemişse bu durum sıradan bir ölüm gibidir. Çünkü savaş olduğunda bazı kimseler de hani herkes evde kalmayı gururuna yediremiyor. Erkeklik var, gurur var. Ne bileyim herkes gidecek çocuk bile ne der baba sen niye duruyorsun diye. O yüzden hani şehadet Cenab-ı Hakk'a doğru kulun bir arzusu ve özlemi ve bu özlemin gerçekleştiği en büyük ameli salih. Hani men kâne evet. yarcu lika rabbihi kim Rabbi ile buluşmayı diliyorsa felyâmel amelen salihan salih amel işlesin. Ya yani, bugünden namazını kılmayan adamın Cenab-ı Hak ile gerçek bir özlemi olamaz. Bugünden orucunu tutmayan henüz şimdi Cenab-ı Hak ile buluşacağı ana hazırlık yapma dediğimiz ameli salih. Bunların zirveye taşındığı yerde Şehadet geliyor. Özlemin artık e, sana gelmek istiyorum dediği yerde. Yoksa hani kalbiyle böyle bir şeyin içerisinde değil. Özleminde değil, arzusunda değil. Dostlar pazarda görsün diye çıkmış meydana. Orada da e, gelip kurşun kendisini bulmuş ve öylece ölmüş. Allah'ın Resulü buyurdu ki inne evvelen ma yuqda bihi yawmül Kıyamet günü hükmü ilk verilecek olan kişilerden bir tanesi de raculun bir adam şehit olmuş yani öldürülmüş. Evet. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna getirildi. Allah Azze ve Celle ona nimetlerini sana şöyle bir beden verdim, şöyle bir kuvvet verdim. Ne yaptın sen bu hayatta? Dedi ki katel tufi sebilika. Senin uğrunda ben savaştım. Hatta stuşhet ki şehit oldum. Ya. Cenab-ı Hak dedi ki bel kezepte hayır sen yalan konuştun. Katilte, savaştın doğru cari, <laughs> cesaretli adam desinler Kahraman desinler diye savaştın vakat değil Bu da zaten senin içindendi yani <laughs> Allah almak Allah istediğin Allah. şeye kavuştun bak ardından şehit diye yazdılar e, ailem bununla övündü insan Sen bunu Murad etmiştin. Bu da oldu benden ne istiyorsun Dolayısıyla şehadet kulun Cenab-ı Hakkı dair o girişte konuştuğumuz tanıklığının artık buluşma özlemine dönüşmesi yani beni sen yaratmışsın diye aidiyetini merkezi olarak Cenab-ı Hak'tan bildi mi kul bu kez hani yıllar önce kaybettiği anasına kavuşma özlemi nasıldır kendisinden doğduğu kadın bu dünyadaki aramızdaki arızayı bağlar beni ona kardeş kılmış onu anne kılmış bunu ama özdeki varlığımız Yaratıcımıza onun eseriyiz, onun yaratmasıyız. Onunla buluşacağımız, huzuruna çıkacağımız, beni yarattın Rabbim, sahibim. Hz. Musa'nın Cenab-ı Hak'la konuşması gibi. <laughs> bunun özlemi üzere kulun Cenab-ı Hakk'a avdetini vuslat diyoruz buna. Çabuklaştıran, heyecanlı bir e, geçiş bu. Dolayısıyla bunun sonucunda geliyor ve Allah böylesini e, alıyor belli ki. Ve evet. yettehize şuhada. Şimdi bu ismi onlara vermiş ve bize dönüp diyor ki sorduğunuz soruda bunlara ölü demeyin ha diyor. Siz bunlara ölü demeyin. Bir ayette öyle diyor. Bir ayette de ölü sanmayın diyor. Ve la tahsebenne lezine fi Allah yolunda öldürülenleri siz ölüler sanmayın. Peki ne onlar? Bel ahyaun. Hayır diri. Müfessirlerimiz diyorlar ki şehadet, şehit bununla ilişkili olmalı. Çünkü ölü olan adam e, fonksiyonlarını kaybettiği için e, varlığa dair, hayata dair algıları da kapanır. Evet. Şuur biter yani. Adam şuuru kapanıyor, 15 sene geçmiş. Sonra uyanıyor, birdenbire bakıyor çocukların elinde telefon, hiç görmediği bir şey, yeni şeyler icat olmuş değil mi? Hayatı kaçırmışsınız. Tanıklığınız kapatılmış sizin. Millet yaşamış, oturmuş, kalkmış, yemiş, içmiş. Siz öylece kilit kalmışsınız. Normal insanlar öldüğünde böyle ölürler. Yani komadayken bile bir çeşit tanıklıkları biter. Ortamda uyandıklarını hatta ne kadar zaman oldu? Ne zamandan beri buradayım diye ne kadar kaçırdığını, zaman akışından ne kadar koptuğunu merak eder. Bu çünkü büyük bir nimettir farkındalık. Evet. Yani her şey yaşanmış ben hiç yokmuşum şimdi ölünce tamamen kapatılıyor ve siz alınıyorsunuz bir tarafa Allah azze ve celle normalde ölenlerde olan bu durum bunlarda olmuyor öyle sanmayın diyor diriler onlar yiyorlar içiyorlar bel ehyaun inda rabbihim yurzaqun rableri katında orada burada da değil olabilecek en iyi yerdeler yani öyle sağda solda sokakta ulu orta başka yerlerde falan da değil. Mekan ifade etmiş Cenab-ı Hakk'ın katında. اِنَّ الْمُتَّقِينَ fi ve fi Cenab-ı yerin en alasını ifade edeceği zamanda, da cennettekileri de öyle diyor. اِنْدَ مَل۪يكٍ Muktedir bir melikin katındalar. Yani ne isterlerse onlara verir. Şimdi bunları da anlatırken ölü demeyin kesintiye uğramıyor. Hatta bazı müfessirlerimiz diyorlar ki şehit demek kendi ölümüne bile tanıklık eden kimse hiç kesintiye uğramıyor. Belki ölüme saniyeler kala kendisi kendisine bile dıştan böyle bakacak şekilde. Bak şimdi öleceksin şu anda sana son darbeyi vuracaklar veya şu anda sana kurşunu sıkacaklar diye bunun kenara alınan ve kendi ölümünü bile izleyip ve bir rivayette yara makadehu fil cennet. Cennetteki bak artık sürecin senin böyle. Diğer insanlar bir dünya badireler atlatacaklar. Ne olacaklarını bilemeyecekler. Hesap verilecek, kitap verilecek. Mahşeri kalabalıklara çıkarılacaklar. Efendim korkulara uğratılacaklar. Ee, bir kısmı azaba uğratılacaklar. Cehennemlere girecekler. Şehit ise daha ilk baştan neticeden haberdar edilir. Denir ki sen şehitsin, senin durumun ya. ayrı. Senin hemen şimdi seni alıyoruz Cenab-ı Hakk'ın katına götürüyoruz. Öyle ortalıkta falan kabirde şurada burada belli belirsiz zamanlar yaşamıyorsun. Hemen nimetlere başlatılıyorsun daha henüz cennete girmeden. Dolayısıyla hiç kesintiye uğramadan tanıklığı sürekli devam ettiği için hatta Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Ve ente ala kulli şeyin şehid diyor Hazreti Mesih Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın tanıklığı öyle kesintili değildir. Lokal değildir. Ruhu ala kulli şeyin şehid. Şehide de Cenab-ı Hak böyle bir kesintiye uğramadığı için tanıklığı, ölümle kesilmediği, yok olup öylece sessize alınmadığı için belahya. Hayır diriler. Enda rabbihim yurzakun. Cenab-ı Hak katında rızıklandırılıyorlar. Ferihine mutlular. Hani çok rızıklar önünüze konmuştur ama dünyayı kaybettiğiniz için, oradaki yarıştan çekildiğiniz için cirolar vardı, ihaleler vardı. Aklınız orada kalmıştır. Sevdikleriniz orada. Sevdikleriniz, için. alışkanlıklarınız hepsi orada. Hani böyle kafesten bülbülü altın kafese koymuşlar Vatanım demiş diyorlar. Evet. Hani götürmüşler oraya sizi ama aklınız dünyada. Dolayısıyla köz köş oturuyorsunuz, mutlu değilsiniz. Cenab-ı Hak diyor ki hayır, mutlular onu bize ifade etmiş. Çünkü mutluluk sonucun kendisidir. Evet. Değil mi? Yani nimetler var ama nimetlerin olması mutluluk getirmeyebilir diye insan düşünür. Ya çok nimet var ama ben şimdi çocuğum burada, aklım burada kalır falan. Cenab-ı Hak diyor ki hayır hayır. Biz onların hepsini ayarlıyoruz. Onlar resetleniyor. Onlar orada mutlular. Ferihine bi ma'atahumullahu min fadlihi. Allah'ın verdikleriyle orada beş beş olmuşlar, mutlular geride olanlara da ve yestebşirûne billedîne lem yelhakû bihim min Henüz daha kendilerine yetişmemiş, kavuşmamış olanları da müjdeliyorlarmış. Aman ha kaçırmayın. Biz geldik burası çok iyi. Siz de gelin. Müjde geliyor. Ve onların dilinden. Adam memnun olmasa gittiği yerden mutlu olmasa geriden gelecek henüz gelmekte olanları müjdeler mi? Müjdeliyorlarmış ve diyorlarmış ki en la havfun aleyhim ve la hum bak korkulacak hiçbir şey yok. Allah, Allah Biz yaşadık. Yani ölüm dediğin hadiseyi yaşadık. Hiç korkulacak çünkü en önemli birinci aşama meçhule gidiyorsun. Evet. Buradan ayrılıyorsun. Ölüm nasıl olacak? Kurşun ince nasıl olacak? Allah'ın Resulü buyurdu ki: "Ma yecidu ahadukum min mas'il katli kema yecidu mas'al qarsati." Bir çimdik yahut bir haşerenin sizi ısırması kadar bir şeyden gayrı bir şey hissetmezsiniz. Çünkü kul canını Allah için verecek de Allah onu can verirken can vermenin elemini, sıkıntısını ona yaşatacak. Böyle evet. bir şey yok. Dolayısıyla haber gönderirken dediler ki korkulacak bir şey yok. Şimdi ameliyata giren falan insanlar onu yaşamış olana önce soruyorlar. Yani nasıl bir şeydi abi? Hani acıyor mu? Sıkıntı oluyor mu? Şimdi yaşamış birinden haber geliyor ki korkulacak bir defa ...bir şey yok... ...iyi tamam korku yok geliyoruz oraya güzel... ...bir o an korkuyu... ...kaldırınca... ...hüzün beliriyormuş... ...diyorsun ki ya... ...aile var çocuk var... ...ben yok akşam ben gelmezsem... ...işte çocuklar üzülürler... ...anne var baba var... ...herkesin bir sevdikleri var... ...bunlara dair hüzün belirince içinizde... ...onun da haberini göndermişler... ...hüzün de... ...hüzün de kalmıyor... ...hüzünlenecek de bir şey olmuyor... ...bu tarafa geçince hele şehadetle gelince aman Allah'ım nasıl bir mutluluk yaşıyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir hadisinde "Memen ehadin yedhulul cennâ. Cennete giren hiçbir kimse yetemenne an yerci'a ila dünya, Dünyaya dönmek istemez. Welehu ma ala al min şey. yeryüzündeki her şey onun olacak olsa." Yani cennetteki en basit sıradan en aşağıdaki adama deseniz ki dünya bunun tamamını sana vereceğiz, hükümler kılacağız seni. Gel götürelim. Allah'ın Resulü diyor ki gelmez. Çok fark, çok açık. İlla evet. <laughs> şehit, şehit hariç. Yetemennâ en yarcaa ile dünya. Dünyaya dönmek ister. Fe 10 marrat. On kez daha bu uğurda katledilmek için. Lima, sebep ne? Lima yara minel kerameti. Kendisine o ölürken ...verilen değeri gördü ya... ...o nasıl bir şey oluyor? Subhanallah. Bilmiyoruz ki. Şimdi Cenab-ı ...normalde bile... ...innellezîne kâlû rabbunallâh... thumma istekâmû... ...Rabbimiz Allah'tır demiş ve istikamet üzere... ...yaşamış kimseler için bile... ...tetenzzelü aleyhimul melaike... ...gökten melekler... ...sıra sıra iniyorlarmış. Bu adam iyi yaşadı... ...Rabbim Allah'tır dedi... ...istikamet üzere oldu. Bugün böyle biri ölecek... Melekler hep evet. onu karşılamaya geliyorlar sınavdan başarılı çıkan birisi çünkü onlar bunu mu yarattın ya Rabbi kan dökecek dedikleri yığınla fesatçının arasından az sayıda iyiler çıkıyor onun da giriş anında böyle bazen havaalanında çıkıyorsunuz herkes bekliyor bazen zannediyorum hepsi beni bekliyor ama herkesin beklediği birileri var değil mi ama kapıyı siz açın hepsi size bakıyor o esnada. Şimdi buradan geçişte tetenezzelu aleyhimul melaika. Böyle ardı ardına melekler iniyorlarmış. Düzgün bir adam çıkıyor diye. Bir de düşünün ki kendi isteğiyle canını en çok yani sevdiği en büyük değeri olan can varlığını gözleriyle varlığıyla kudretine tanık olduğu alemlerin Rabbine satan bir kimse çıkış yapacak buradan. O ne biçim bir karşılama yaşanıyor. O ne biçim bir olay oluyorsa adam ben bunu bir daha yaşayayım diyor. Bir daha yaşayayım. Neye benzetiyorum biliyor musunuz? Bu böyle şeyler oluyor ya hani e, boru gibi böyle içinden kaykay yapıyorsunuz sonra suya düşüyor ya. Evet Böyle ilk binenler oraya gelen korkar. Ak Akua parkında. parkında. Ya acaba ne olacak falan hani o arada. Ama biri itekledi sizi girdiniz diyelim. Evet. Ya sonra hoş oldu bir suya düştünüz. Dışarıdan baktığınızda hemen hızlı hızlı geliyor. Bir daha niye? Yani, çok çok hoş şeyler yaşadı. Evet. Hızlı hızlı geliyor bir daha. Şehitlerdeki bu duygu da sanıyorum bunun gibi bir şey. Hocam o kadar güzel anlatıyorsunuz ki. İstanbul inanın. yani insanın şehit olası geliyor gerçekten. hani Rabbim nasip etsin cümlemize. <laughs> Ammar abi hocam e, gerçekten muazzam anlatıyor. Vaktimiz dar. Vaktimiz evet. dar abi. Ben de diyorum ki şimdi hazır hocam bu konuşmayı yapmış. Sizin de Zaten ezgilerinizle bu, iyice... Bu, bu konuşmanın üzerine... <laughs> Allah kendisinden razı olsun. Ben çok Abi. ilham aldım. Rabbim inşallah bu seher vakti dualarımıza icabet eylesin ve bizi de kendisinin yanına katına, rızıklananlardan, ölmeyenlerden Abi. eylesin, şehitlerden kılsın inşallah. Amin. Çocuklarını poşete koyduklarında babalar Gazze'de, biz ekranın karşısında içlerimiz acıyordu. Oysa o çocukların şehadetle Rablerine gittiğini duyunca bir nebze olsun gönlümüze biraz ferahlık geldi. Ee, buradaki imtihan bizim. Onların e, 5 Ekim günü dedim Kudüs'ten gelmiştim. Hemen öncesinde Mescid-i Aksa'nın bahçesinde bir kıtasını sadece yazabildiğim bir eser vardı. Hem de vaktimiz kısa. Çok, Çok oraya, e, gelmiş olsun inşallah. Lütfen. İsmi ne peki eserin? İsmini daha vermedim öyle söyleyeyim. Aa. Sadece sözleri ve bestesinin bir, bir kısmını... <laughs> hazırladık. Yani demliyorum eseri. Biraz evet. daha demlensin. Evet. Bir kısmı döküldü, bir kısmını bekliyoruz inşallah. İnşallah. Olacak. O zaman buyurun abi. Hay hay. Allah razı olsun abi. Çok güzel eser Teşekkür gerçekten. Allah razı, Allah razı olsun. Allah olsun. heyecanla devamında devamını da bekliyoruz inşallah. İnşallah. Dua edin inşallah. Çok sağ olun. da gelmiş olsun. Az önce hocamın anlattıklarına ilaveten değerli hocam Halit bin Velid radiyallahu anh çok meşhur bir örnektir. Kendisi İslam için çok mücadele vermiş. Savaşlarda komutanlık yapmış. İslam ordusunun komutanlığını birçok savaşta yapmış. Ama son nefesinde çok güzel bir cümlesi var. Diyor ki işte ben diyor nice savaşlarda bulundum. Nice kafirleri öldürdüm. Vücudumda kılıç yarası olmayan bir karış yer bile yok. Ama şu anda ne yazık ki develerin yattığı gibi kendi yatağımda ölümle karşı karşıyayım. Şehit olmayı ne kadar isterdim diyor. Şimdi buradan yola çıkarak değerli hocam şehitlik dediğimiz şey bizim sadece savaş meydanında bir mermi yiyerek olan bir şey midir? Yoksa başka anlamda da şehitlikler var mıdır? Şimdi e, ayet-i kerimede Cenab-ı Hak وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ fi سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ Allah yolunda katledilseniz de yahut ölseniz de bu ölümü de yine Allah yolunda ifade evet. ediyor. La ilallahi tuhşarun. E, le magfiratun minallahi ve Mağfireti vaat ediyor ve rahmetini vaat ediyor ve ikisini birlikte getirmiş. Rivayetlerde de Allah'ın Resulü bir defasında sordu. Me te'uddûne şehada. E, şuhada. Şehadetine sayıyorsunuz şehitleri? Dediler ki men kutile fi sebilillah. Allah'ın yolunda katledilenleri. Dedi ki İzen şuhada ümmeti O zaman ümmetimin şehitleri az olur. O zaman dediler ki ya Resulallah peki başkaca kimler şehit olur? Dedi ki men kutile fi öldürülen bir ve men mate fi Allah yolunda ölen de. Şimdi siz Allah yolundasınız. Evet. Uğraşıyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın istediği bir şeyleri yapıyorsunuz. Onun dinin nusratı için çalışıyorsunuz. Dinin tebliği için çalışıyorsunuz. Kur'an'ın okunması, sünnetin öğrenilmesi. Burada çaba gayret içerisindesiniz. Yahut ekonomik destek sağlıyorsunuz. Yahut öğretiminde rol alıyorsunuz. Yani bir şekilde sürecin Allah için olan bölümde hayat yaşıyorsunuz. Seyahatte öldünüz. Yolda öldünüz. Ama Allah yolundaydınız. Hayatınız Allah yolunda ilerleyen bir süreç. Evet. Gazaya çıktınız. Cephede değilsiniz henüz. Yolda öldünüz. Hatta <laughs> bir rivayette mensur'a <laughs> anda devesinden düştü oldu at o gün şey yaptı size yere attı henüz daha yoldaydınız ama öldünüz. Bunların hepsini Allah'ın Resulü yine şehadet ile müjdelemiş. Demek ki esas olan kulun şehit olma arzusudur. O yüzden Müslim'de geçen bir rivayette Allah'ın Resulü dedi ki mensa alallah'a şahadete bi bir kimse Allah'tan şahadeti sıdk ile isterse bu sıdk ile demek yani böyle canlı yayınlarda konuşurken olan bir şey değil. Evet. Hatta evde çocuklarla falan da konuşurken olan bir şey değil. Bu sizin en içte kendinizle baş başayken istiyorum ya ben bunu dediğiniz bir özlem. Allah'ım dualarımı dediğinizde İlk sırada aklınıza gelen duanız. Yani hiçbirini kabul etmeyeceksen bile bunu sakın e, bu illa bir olsun diye e, takıntınız yani. Sizin bunu gerçekten istiyorsunuz. Çünkü oraya şey girmiyor. Riya falan girmiyor. Sizin iç düşünce denklemlerinizde en derinde dışarıya kapalı orası böyle ölmek istiyorsunuz. Evet. Yani aman başka türlü ölmeyeyim ama. Ben böyle ölmek istiyorum. Gerçekten senin uğrunda. Senin o ayetlerde anlattığın, satın almaktan söz ettiğin diyor ya اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ Allah müminlerden canlarını satın almıştır. Ve وَاَمْوَالَهُمْ Ve mallarını بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Kendilerine cennet vermek üzere. Müfessirler diyorlar ki Cenab-ı Hakk'ın bize betimlediği sahneye bakar mısın? Cenneti para gibi veriyor. Çünkü para değersiz olan şeydir satın alınan şey değerlidir. Evet. Müşterinin nezdinde öyledir. O yüzden Resulullah alışveriş yaparken diyormuş ki hani biz bu paradan vazgeçtik. Aldığımız şey bize daha değerli geliyor o yüzden alıyoruz. Eğer sana da para daha değerli geliyorsa bu ticaret karşılıklı rıza üzere gerçekleşsin. Ticaret bu. Adına da ticaret dedi. Hel etullukum ala ticaretin. Size bir ticaret söyleyeyim mi diyor Cenab-ı Hak. Ya Rabbi ben de senin satın almayı istediğim bir şey var. Müşteri olduğunu ifade etmişsin. Bak ben bütün iştenliğimle şu anda sana söylüyorum. Ben gerçekten bunu satmak istiyorum. Sen de eğer müşteriysen, şimdi ben size ya sen bir şeye müşteri olduğumu söylesem, ya arabanız güzelmiş ben alıcısıyım bunun diye. Siz de bir saat sonra aradınız ya almak için müşteri olduğunu söylemiştin ya talep etmiştin ya tamam veriyoruz deseniz. Ben hayır desem nasıl bakarsınız bana ya demin alıcısıydım ama şimdi almıyorum yani beklenmedik bir şeydir evet. bu. Şimdi Cenab-ı Hak'tan beklenir mi böyle bir şey yani ben alıyorum diyecek malı biliyorum diyecek yani bağışlayın ifademi çünkü canı biliyor. Müşterisiyim diyecek siz de diğer tarafsınız burada tamamen olay bize bakıyor demektir ya biz gerçekten satıcıyız. Allah alacaktır. O sözünden dönmez. Evet. Çünkü diyor ki: "Wa'adana alayhi hakan fit Tevrat'ta ve İncil'de ve Kur'an." Allah'ın üzerine bir hak bu vaat. Tevrat'ta da böyleydi, İncil'de de böyle, Kur'an'da da böyle. "Ve men min Allah." Ahdine sadık Allah'tan daha sadık birini mi tanıyorsun? Yani Allah tarafı sözünden dönmez. Şu halde satacak olan e, taraf biziz. Eğer satışa çıkarırsak Allah'ım ben satmak istiyorum al bunu dersek işte Resulullah'ın içten gerçekleşen bu satış gözü göze alma hali Nele menazile bellegahu Allahu menazile şuhada diyor ki bu kadarı kafi Allah o kişiyi cen şehitlerin menziline kavuşturur. Ve immet ala firashi. Velaki olsun. Yani siz Halid hmm. bin Velid yatağında ölüyor diyorsunuz ama evet. Cenab-ı Hak bize bir numune gösteriyor. Bak illa ölmek gerekmiyor. Yani illa savaşta katledilmek, oralara girmek de en riskli süreçlere Halid bin Velid en riskli sahnelerde savaştı. Evet. Bir defa bu illa ölmek demek olmuyor. Ben ölümü takdir etmedimse ölmüyorsunuz. O mekan nefsin Hiç kimse ölemez. İlla bir iznillah. Allah müsaade etmeden ölemez. Dolayısıyla hayatın her tarafında risk aynıdır. Böyle savaşa gidersem ölürüm, burada kalırsam e, e, emniyetteyim falan sanırsanız Cenab-ı Hak bunların hepsi yanılgıdır diyor. Ölecekler leberazellezine kutibe aleyhimul katlu ila Ölecekleri yerde şu ya da bu sebeple beliri verirler. Değil mi ki biz ölümü yazdık? Dolayısıyla ölüm zaten takdir edilmiş olan bir şey. Biz satışta mıyız değil miyiz? Satmaya açığım evet böyle ölmek istiyorum dediğimiz andan itibaren biz sürece angacı olmuşuz demektir. Bunun burada savaş meydanında yahut Allah yolunda bir işe giderken yahut herhangi bir hastalık üzere ölümle bile neticelenmesi durumu değiştirmez. Bu kişi şehitler menziline mertebesine erer diye haber vermiş. Mantıklı da çünkü esas olan şey nedir? İnnemel amelu bin niyet. Esas olan niyettir. E bu evet. kalbinde bu niyet gerçekleşmişse yani Allah'ın huzuruna çıkıp kul. Ya Rabbi ben bütün hayatımda gerçekten bu canımı sana satmak ve şehit olarak ölmek için talepte bulunmuştum. Bak arkadaşım da talepte bulunmuş bu savaş meydanı bulmuş herkes her yerde bulamıyor. Ve o şehit olmuş bana benimkin niye satın almadın? Ben hastalıkla <laughs> öldüm diye bütün kabahatim bu mu? Meydan bulamadım diye Böyle bir sahne yaşanmaz Çünkü iradesiyle niyetini Gerçekten ortaya koymuş ise Allah Azze ve Celle ona Resulullah buyurdu ki Allah onu şehitlerin Şeyine kavuşturur ya. Şunu e, ifade etmek istiyorum Bunun tersi nedir Böyle bir şey hiç aklından geçirmemiş Hani Allah yolunda Can vereyim diye böyle bir bir provasını bile zihninden hiç böyle şeyler yakın etmemiş. Evet. Allah'ın Resulü diyor ki men mete ve Bir kimse ölse gazaya gitmemiş. Ve lem yuhaddis nefsehu bil İçinden bile geçirmemiş. Hani gaza olsa da gitsek. Böyle okurken Halid bin Vah, imrenmemiş. Böyle bir şey olmamışsa meta ala min nifakin. O kişi nifak üzere ölmüş demek. Allah muhafaza. Hocam Ezan-ı bir dakikamız var. <laughs> sizden de bir dua e, istirham edelim istiyorum. Merhum Akif diyor ya ey şehit oğlu şehit isteme benden makber <laughs> sana avuç <Ağuluş>, nar <Nakh> <laughs> kurtuluyor peygamber diye. Çok güzel bir müjde size çok güzel anlattınız. Ağzınıza <laughs> yüreğinizi sağlık. Amin diyelim. Duayı Ağuraya o şekilde. Ezan-ı o şekilde. Ve ala el Amin. İlahi ya Rabbi bahsettiğimiz konuştuğumuz konuşmayı ifade etmeyi bize hibe ettiğin şeylerin gerçeğini de bize e, hibe et Ya Rabbi. Amin. Farkına varıp da dünyada iyice anlamışken, bilmişken ötede bunun karşılığını ele ele geçiremeyen e, bedbaht kalan bir kimse eyleme Ya Rabbi. Amin. Bizden öncekiler arasında bunu yaşamış ve bize müjdesini göndermiş olan ve senin bunu kitabında bize haber verdiklerin müjdesine ilişkilenen ve onlardan biri olmak hevesine gerçekten kapılan kimselerden eyle. Amin. Eğer dünyaya dair korkularımız, dünyaya dair beklentilerimiz aramızda bir bariyere dönüşüyorsa Ya Rabbi senle aramızda bu tür bariyerleri bizim aramızdan bunu kaldır. Hevesimizi, düşkünlüğümüzü, tutkumuzu, bunlarla olan ilişimimizi gevşet, Amin. zayıflat. Ve ufavvudu emri ilallah. İşimi Allah'a bırakıyorum الله أكبر الله أكبر آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة